Dersimize hoş geldiniz 3. sınıflar. Konumuz Romen rakamları. Romen rakamlarını neden öğreniyoruz? Çünkü karşımıza çıkabilir. Nerelerde karşılaşabiliriz? Saatlerin içindeki sayılar bazen Romen rakamlarıyla yazılabiliyor. Bazen kitapların sayfa numaraları Romen rakamlarıyla yazılabiliyor. Bir de ileriki sınıflarınızda tarih dersinde Romen rakamlarıyla karşılaşacaksınız. 1, 5 ve 10'un Romen rakamıyla nasıl yazıldığını bilirsek eğer, geriye kalan tüm 20'ye kadar olan sayıları yazabiliriz. Önemli bir notumuz var. Bir rakamı çubuk olarak gösteriliyor. Çubuk şeklinde gösteriliyor. Bu çubuktan 3'ten fazla yan yana yazamıyoruz. Yani 4 tane yan yana yazamayız. En fazla 3 tane yapabiliyoruz yan yana. Şimdi birlikte yazalım. 1'in nasıl yazıldığını biliyoruz. 1 tane çubuk. 2 için de o zaman 2 tane çubuk diyebiliriz. 3 için 3 çubuk diyebiliriz. Ne demiştik? Çubuklar en fazla 3 tane yan yana yazılabiliyor. Yani 4 için 4 tane çubuk yapamam. 5'in nasıl yazıldığını biliyorum. Bu şekilde V şekline benziyor. Peki 4'e ne yapacağız? 4 çubuk yapamıyorsak 5'i yazacağız. 5'in sağ tarafına çubuk eklersem ileri doğru gitmiş olurum. Sol tarafına eklersem geriye doğru gitmiş olurum. 5'in gerisine yani sol tarafına bir çubuk eklersem geriye doğru gidiyorum. Yani bir adım geri gidiyorum. 5'ten bir adım geri 4 rakamı. Bakın 4 bu şekilde yazılıyor. 5'i yazdık. 6'ya gelelim. Yine 5'i yazıyoruz. 5'in sağ tarafına bir çubuk eklersem bakın ne oldu? 5 artı 1 6. 5'in sağ tarafına 2 çubuk eklersem 7. 5'in sağ tarafına 3 çubuk eklersem 5 artı 3 8 yaptı. 9 için 5 yazıp 4 çubuk yazamayız. Demiştik ya 4 tane çubuk yan yana yazılamıyor diye. Onun için ne yapacağız? Ondan yararlanacağız. Onu yazdıktan sonra onun sol tarafına bir çubuk yazarsam geriye doğru gitmiş olurum. Yani 10'dan bir çubuk çıkarmış oluyorum. Çıkardığımızda 9 ulaşırız. 10 bu şekilde. 11 için 10'dan yararlanacağız. 11 ekledim 11. 12 ekledim 12. 13 ekledim 13. 14 tane çubuk yapamıyoruz. 4 buydu. Bakın bunu aynen aldığım gibi buraya yazacağım. 4. 10, 5'i biliyoruz. V şeklinde. 10, 6'yı da biliyoruz. V yapıyoruz. Yani 5 yapıyoruz. 1 ekliyoruz. 6. 10, 7'yi biliyoruz çocuklar. 7 neydi? 5 artı 2 idi değil mi? 5, 2 çubuk. 10, 5, 3 çubuk. 10, 9'u da biliyoruz. 9 nasıl yazılıyordu? 10 yazıyorduk. Bir tane gerisine yapıyorduk değil mi çubuğu? Bu şekilde. 20'de 2 tane 10'dan oluşuyor. Bu şekilde yazıyoruz Romen rakamlarını. Dersimizi bitirdik. Bir sonraki konumuzda görüşürüz.